DNA'nın mesajcı RNA aracılığıyla taşınma sürecinden önceki videolarda söz etmiştim. Transkripsiyon süreci çekirdekte başlar. Mesajcı RNA çekirdekten çıkar, bir ribozoma bağlanır ve proteine çevrilir. Bu sürece transkripsiyon denir. Transkripsiyon. Şifreleri taşıyan RNA çekirdekten çıkar ve bir ribozoma bağlanır. Ve proteine çevrilir. Bu süreç ribozomda gerçekleşiyor yani. Bu özetin ardından hücrede tüm bunların gerçekleştiği yapıları ve sürecin detaylarını konuşalım şimdi de. Çekirdeğin içinde neler olup bittiğini daha iyi görebilmek için biraz daha ayrıntılı çizeceğim bu sefer. Şimdi şu şekilde çizeyim. Zarı her zamanki gibi tek çizgiyle çizmek yerine bu sefer çift çizgiyle çizeceğim. Tamam mı? Zarı çift çizgiyle çiziyorum. Çünkü çekirdeğin zarı aslında çift tabakalıdır. Çift tabakalı zarın ilk tabakasını çiziyorum bu şekilde. Sonra ikinciyi çiziyorum. İşte bu da zarın ikinci tabakası. Tabii ki ölçekli çizmiyorum. Bazı şeyleri daha iyi kavrayabilmeniz için çiziyorum sadece. Eğer daha yakından bakacak olursak çift tabakalı tabaka böyle gözükecektir. Çift tabakalı tabakada hidrofilik bir daire ve lipid yüklü hidrofobik kuyruklar vardır. Yani bu çizdiğim daireler birer çift tabakalı tabakadır. DNA ve mRNA var. Transkripsiyon gerçekleşiyor. Hepsi burada bu karmaşık kromatinde. Peki nasıl bu çift katlı lipid tabakadan geçebiliyor? Kendi kendimize soracağımız soru bu. Çekirdek zarındaki gözeneklerden geçiyor elbette. Cevabı da basit. Yani bu gözenekler tünel vazifesi görüyor ve bunlardan binlerce var. Gözenekler çift tabakadan geçiş sağlayan birer tünel gibi. Yani bunları otobandaki çift taraflı, çift şeritli tüneller gibi düşünebilirsiniz. Bu tüneller proteinlerden oluşur. Burası da karşılıklı geçiş noktası. Bu tüneli şimdi üç boyutlu olarak hayal edin. Çift tabaka arasından geçiş sağlayan protein esaslı tüneller. mRNA bu tünellerden geçerek serbest ribozomlardan birine ulaşır ve protein transkripsiyonu bu şekilde gerçekleşir. Tabi hepsi bu kadar değil. Bir serbest ribozom kullanılarak. Translasyon gerçekleştiğinde ortaya çıkan protein hücre içinde kullanılır. Nerede kullanılıyormuş? Hücre içinde. Şimdi şuraya tüm hücreyi çiziyorum. İşte hücre ve işte bu da hücre sitozolu. Sitozol ve sitoplazmayı karıştırabilirsiniz. Ama karıştırmayın. Açıklıyorum. Sitozol organeller arasındaki sıvıdır. Sitoplazma ise hücre zarının içinde kalan her şeydir. Anlaşıldı mı? Ayrım anlaşıldı. Sitozol yalnızca organeller arasındaki sıvıdır. Sitoplazma ise hücre zarının içinde kalan her şeydir. Hücre serbest ribozomun ürettiği proteini kendi içinde kullanır. Sitozol de serbest yüzen proteinler daha sonra gerekli yerlerde kullanılabilir. Peki protein hücre dışında nasıl kullanılır? Hatta hücre zarı dışına nasıl çıkabilir? Hücre zarına nasıl iletilir ve hücrenin dışına nasıl çıkar? Hücrelerin çeşitli yollarla iletişim kurduğunu, diğer hücrelerin kan dolaşımı veya bazı başka ihtiyaçlar için protein ürettiğini biliyoruz. Elimizde bu bilgi var. Bu videoda proteinin üretimine değil taşınmasına odaklanacağız. Bu iki zarın arasında perinükleer boşluk bulunur perinükleer boşluk. İç ve dış çekirdek zarı arasındadır. İç çekirdek zarı burası. Burası da dış çekirdek zarı. Çekirdek zarı katlar, kıvrımlar, çıkıntılarla bu şekilde devam eder. Bu kısımda ayrı bir organel olarak kabul edilir. Elimden geldiğince güzel çizmeye çalışıyorum ama elimden bu kadar geliyor. İşte bu çıkıntıya endoplazmik retikulum denir. Neymiş? Endoplazmik retikulum. Ne güzel bir müzik grubu adı olurdu değil mi? Böyle bir hard rock grup gibi. Endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum hücre içinde veya dışında ihtiyaç duyulan proteinin üretilmesi için gereken sürecin başladığı yerdir. Başlangıç noktası gibi yani. Endoplazmik retikulum iki bölgeye ayrılır. Granüllü endoplazmik retikulumda ribozomlar vardır. Bunlar endoplazmik retikuluma bitişiktir. Yani üzerine bitişik ribozom olan endoplazmik retikuluma granüllü endoplazmik retikulum denir. Bu şekilde de tarif edebiliriz. Bunu ER diye kısaltıyorum. ER de güzel müzik grubu adı olabilirdi ha. Neyse konumuza dönelim. Diğer bölge ise düz, yani granülsüz endoplazmik retikulumdur. Bu kısmın görevi hücreleri protein sentezi için hücrenin dışına çıkmaya hazırlamaktır. Endoplazmik retikuluma bitişik bu ribozomlara mesajcı RNA ulaştığında protein translasyonu gerçekleşir. Ancak bu translasyon sitozolün içinde olmaz. Granüllü endoplazmik retikulumun içinde olur. Yani endoplazmik retikulumun lümeni içinde olur. Daha net çizeyim. Burası endoplazmik retikulumun zarı olsun. Tamam mı? mRNA proteine çevrilirken ribozom proteine veya RNA'dan çevrilmiş proteine bağlanabilir. Burası mesajcı RNA burada çevriliyor bu tarafa doğru gidiyor olsun. Tamam mı? Bu şekilde çiziyorum. Bu da ER'nin zarı. Buraya çizdiğim tek çift tabakalı. Dış hücre zarının uzantısı olarak bu şekilde devam ediyor. Translasyon sürecinin bir yerinde protein açığa çıkar. Translasyon işlemi sürerken endoplazmik retikulumun içinde protein açığa çıkar. Tekrar ediyorum. Translasyon işlemi sürerken endoplazmik retikulumun içinde protein açığa çıkar. Burası bu bölge lümen. Endoplazmik retikulum lümeni. Yani burası endoplazmik retikulumun içi. Burası da dışarısı. Sitozol. Şimdi ER'nin içinden protein alınabilir protein endoplazmik retikulum içinde yer değiştirebilir ve bir noktada tomurcuklanır. Granülsüz endoplazmik retikulumun birçok işlevi vardır. Şu an derinlemesine anlatmayacağım bunları. Protein bir noktada tomurcuklanır. Burada kalmıştık. Protein bir noktada tomurcuklanır. Tomurcuklanma sürecini kısaca açıklamak istiyorum. Burası endoplazmik retikulum zarı. Burada da bir protein olsun. Proteinler birikir ve zarla birlikte bu şekilde ayrılır. Bakın önce böyle olur. Sonra en son böyle olur ve ayrılır. İşte buna tomurcuklanma diyoruz. Tomurcuklanmanın ayrıntısı bu şekilde. Bir hücrenin dışında kendi mini zarı içinde bulunan bu tomurcuk oluşumuna ise vezikül adını veriyoruz. Vezikül. Hücredeki protein vezikülleri Golgi cisimciğine gider. O yüzden bunu mavi ile çiziyorum. Evet, mavi ile. Cisme kaşifinin adı verilmiş. Golgi cisimciği. Proteinler az önceki işlemi tersine çevirerek Golgi cisimciğine bağlanır ve Golgi'nin gövdesine girer. Girer girmez de içeride olgunlaşmaya başlar hücre zarına yerleşecek veya hücre dışına çıkacak olgunluğa erişene dek de Golgi cisimciğinin içinde kalır. Buna Golgi gövdesi veya Golgi cisimciği denir. Buraya yazalım. Golgi gövdesi ya da Golgi cisimciği. Olgunlaşma süreci burada tamamlandığında tamamen işlenmiş, kullanılmaya hazır bir protein elde edilmiş olur. Bu protein hücre dışına taşınabilir veya hücre zarında kullanılabilir.